Merhaba, güç aktarma organları serisine devam ediyoruz. Kavrama tertibatından bahsettik, manuel vitesten bahsettik, yarı otomatik vites kutularından bahsettik. Şimdi tam otomatik vites kutularından bahsedelim. Son yıllarda yarı otomatik vites kutularıyla yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için çözüm üretemeyen bazı üreticiler tam otomatik vites kutularını yeniden gündeme aldılar ve yüksek maliyetli bu vites kutularına geçtiler. Çünkü yarı otomatik vites kutularının da özellikle debriyaj şeklini değiştirmesi gerekmesinden ötürü, bazılarının ciddi arızalar yaşamasından ötürü bu yarı otomatik vites kutularının vazgeçtiğini ve tam otomatiklere döndüğünü görüyoruz. Önceden yaygın olarak tam otomatik vites kutuları kullanılıyor idi, konforu arttırdığı için. Fakat bu vites kutuları yakıt sarfiyatını da arttırdığı için tercih edilmiyor. Özellikle şu anda Fransız kurumunda kullanılan 8 lira otomatik vitesler gerçekten de yakıt tasarrufu da sağlıyor, çok konforlu bir sürüş de sağlıyor ve inanılmaz derecede güvenli vites kutuları olarak kendini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar, tam otomatik vites kutularının diğer vites kutularından üstünlükleri neler? Bunlardan bahsedelim. En önemli üstünlüğü elektronik altyapıya sahip olması ve içindeki güç aktarma sisteminin hidrolik olarak çalışıyor olması. Bu güç aktarma sisteminin, yani hidrolik tertibatın sayesinde vites geçişleri çok daha yumuşak ve akıcı oluyor. Araç geri geri asla kaçırmıyor. Araç herhangi bir vites konumundayken kararsız kalmıyor. Araç yokuşlarda herhangi bir sorun yaşamıyor. Dolayısıyla da gerçekten son yıllarda yeniden gözde olan bir vites kutusu. Şimdi burada 4 ileri genellikle Fransız grubunda kullanılan yaklaşık 15 yıldır piyasada olan bir vites kutusu görüyoruz. Bu vites kutusunun aslında en önemli bölümü tork konvertör bölümü. Tork konvertör aslında hidrolik olarak çalışan bir debriyaj denilebilir. Neden tork konvertör ismini alıyor? Çünkü torku arttırabilme yeteneğine de sahip. Şimdi tork konvertörün içerisine normalde açılması mümkün değil, tek parça olarak üretilir. Fakat biz burada bunu kestik tornayla ve şimdi içini açacağız. İçini açtığımız zaman ilk olarak burada son viteste yakıt tasarrufu sağlamak için kullanılan bir mekanik kilitleme tertibatı görüyoruz. Bunun adı kapak. İkinci olarak türbünü görüyoruz. Türbün içinden frezeli ve vites kutusu giriş miline bağlı. Dördüncü olarak statörü görüyoruz. Statör, torku arttırmakla görevli olan parçamız. Statör sayesinde özellikle düşük viteslerde ciddi bir tork artışı sağlanır. Bu da otomatik vitesli araçların ilk kalkış sırasında gayet seri olmasına etki eder. En son parçamız pompa. Pompa, kapakla birlikte bir bütün olarak imal edilmiştir ve şuradan kaynakların yapıldığı yeri görüyoruz. Aslında kapakla birlikte döner ve pompa vites kutusu tarafındadır. Sistemin çalışması kısaca özetle, volan pompayı çeviriyor. Pompanın içindeki sıvı, yani basınçlı yağ, hidrolik etkiyle kanatçıklardan dışarı doğru çıkıyor ve karşı taraftaki türbüne çarpıyor. Türbünün dışından çarpan yağ, dıştan içeri doğru girerken türbünde bir döndürme kuvveti meydana getiriyor. Döndürme kuvvetine bağlı olarak da vites kutusuna hareket verilmiş oluyor. Burada statör ise özellikle düşük devirlerde torku arttırıyor, yüksek devirlerde devre dışı kalıyor. Eğer sürücü gaza basıp da aracın da hızı arttıysa, bu sefer yeni araçlarda böyle arkadaşlar, arkadaki kilitleme tertibatı, kapağın içindeki kilitleme tertibatı, şu gördüğünüz tertibat dışarı doğru açılıyor hidrolik yağın etkisiyle. Hidrolik yağın etkisiyle dışarı doğru açılan tertibat türbünle bir bütün haline geliyor ve hareket geçişi birebir oranında gerçek. Evet, otomatik vites kutusunun en önemli parçası tork konvertördü. Tork konvertörden bahsettik. Hidrolik bir debriyaj diyebiliriz, fakat tekrar söylüyorum, tork artırma özelliğine sahip. Şimdi tork konvertör içerisindeki türbün dediğimiz parça vites kutusunun girişine bağlı. Şöyle. Şimdi bu sistemin biraz fazla yakmasının sebebi türbünün şuradaki yağ pompasında hareket vermesi ve yağ basınçlandırması.
Burada yaklaşık olarak 9-10 bara kadar bir yağ oluşuyor. Otomatik vites kutusunun arkadaşlar şurası hidrolik beyin ünitesi. Bir de bu aracın elektronik beyin ünitesi var. Elektronik beyin ünitesiyle irtibat sağlayan soketlerden bir tanesi. Bu çok fonksiyonel anahtar. Bakın bağlantısını da burada görebiliriz. Ve burada çok riskli kavramalar. Planet grubu. Birazdan bunların detayını da anlatacağım size. Yağ basınç müşürümüz, devir sensörümüz, bağlantı soketlerimiz, tam otomatik vites kutuları, planet dişli sistemi sayesinde pürüzsüz şekilde vitesleri geçirir. Bakın burada arkadaşlar park freni tertibatını da görüyoruz. Burada klasik anlamda bakın park freni tertibatı. Normalde bu pin buraya aşağıya giriyor. Ve bu dört ileri tam otomatik vites kutusu sadece şu kadarlık bir dişli grubuna sahip. Şimdi bu dişli grubun nasıl çalıştığına yakından bakalım. Bu serinin asıl amacı tam otomatik vites kutularını biraz daha iyi anlatabilmek. Arkadaşlar otomatik vites kutusunun çalışmasından da bahsetmek istiyorum size. Şimdi burada ve dediğim gibi Fransız grubuna ait 4 ileri tam otomatik bir vites kutusu vardı. Burada ise o vites kutusunun dağıtılmış hali var. Bu parçalar kısaca neler? Bir tane yağ pompamız var. Az önce bu yağ pompasını görevinden bahsettik. Yağ pompasını görev sistem için gerekli olan basınçlı yağ üretmek. Ve tork konvertörden enerji alıyor. Ve tork konvertörden aldığı enerjiyle sürekli olarak gerekli olan yağı sisteme pompalıyor. Diğer bir parçamız. Şöyle çalışmasını göstereyim. Diğer bir parçamız hidrolik beyin. Hidrolik beyin üzerinde elektro valfler var. Bunlara solenoid de deniyor. Ve bu elektro valfler vites kutusu ekü tarafından yönetiliyor. Bunun içerisinde yüzlerce ayrı hidrolik kanal var. Bu hidrolik kanallardan gelen basınçlı yağı yönlendirmek, istenilen hareketi hidrolik basınç olarak elde etmek ise bu elektro vanaların görevi. Şunlar vites değiştirmek için kullanılanlar. Bir tanesi yağ basıncını ayarlamak için kullanılıyor. Diğeri tork konvertöre yağ göndermek için kullanılıyor. İki tanesi ise yumuşak vites geçişleri için kullanılıyor. Bakın bunların elektrik bağlantısı bu şekilde. Elektrik bağlantısı sayesinde hidrolik beyin eküyle kontrol ediliyor. Bu sistemin mekanik olarak hareketin nasıl elde edildiğini gösterelim şimdi. Arkadaşlar bu vites kutularında planet tipi dişli sistemi kullanılır. Planet tipi dişli sisteminde bakın şurada kırmızı, beyaz ve güneş dişli için de bir renk belirledik, siyah. Bu dişlerin dönüşüyle hareket elde edilir. Şimdi bir tanesini yapalım. Ben dişin tekini tutuyorum. Şu anda tuttuğum yörünge dişli ve güneş dişliyi çeviriyorum. Görüldüğü gibi çıkışım beyaz boyalı olan arkadaşlar taşıyıcıdır. Görüldüğü gibi taşıyıcı daha yavaş dönüyor. Şimdi tersi bir durum yapalım. Yani taşıyıcıyı tutalım ve güneş dişliyi çevirelim. Taşıyıcı elimle tutuyorum ve güneş dişliyi çeviriyorum. Arkadaşlar bunlar bant tipi frenler. Bant tipi frenler sayesinde dişlinin bağlı olduğu kasnak tutulur ve o dişli sabitlenmiş olur. Şu anda ben bu hareketi yaparak aslında bunu yapan bir solenoid pompa. Ben bu hareketi yaparak bunun bağlı olduğu güneş dişliyi sabitlemiş oldum. Aynı şey alt taraftaki yörünge dişli için de geçerli. Yörünge dişliyi bu şekilde sıktığımız zaman bant tipi fren yörünge dişliyi tutmuş olduk. Görüldüğü gibi güneş dişliden verdiğimiz hareket taşıyıcıdan daha yavaş bir şekilde elde edildi. Aynı şeyi tersini yapacak olursak, yani güneş dişliyi tutacak olursak o zaman da böyle olacak. Görüldüğü gibi şimdi de güneş dişli sabit ve yörünge dişli dönüyor. Bu üç dişlinin aynı anda dönmesi, farklı açılarda dönmesi, farklı dişlilerden hareket verilmesiyle dişli oranları elde edilir. Bu hareket verme işi ise, şuradaki çok diskli kavramalar yapar. Bu vites kutularında bant tipi frenler, çok diskli kavramalar, hidrolik beyin ve tork konvertörde aynı yağ dolaştığı için bu yağın zamanında değiştirilmesi, yağın bakımı, yağın soğutulması hayati bir öneme sahip. Bu vites kutuların içerisindeki
yağı insandaki kan gibi düşünebiliriz. Nasıl bizim için hayati öneme sahipse, bu vites kutularında yağ hayati öneme sahip. O yüzden ayrıca bir yağ soğutucu da kullanılır. Bu yağ soğutucunun bakımlarının yapılmış olması çok çok önemlidir. Çünkü yağ eğer yeteri kadar soğumazsa sistemdeki her şeye zarar verebilir ve sistem inanılmaz kötü durumda çalışabilir. Vuruntulu çalışma, vites geçişlerinde sabit kalma. Örnek veriyorum, üçüncü vitesi sabit kalır, emniyet alır kendisine. Sonra zamanında vites değiştirmeme gibi sorunlar ortaya çıkar. Kullananlar özellikle pürüzsüz geçişleri, güvenli olması, uzun süre bakım gerektirmemesi yüzünden tercih ederler. Fakat bunun yanında ilk jenerasyonlardaki vites geçişlerinin yavaşlığı ise ciddi bir sorundur. Fakat son zamanlarda üretilen tam otomatik vites kutuları hem çok seri, hem çok ekonomik, hem de çok sağlamlar. Fakat unutmayın, tüm vites kutuları ani gaz tepkilerini sevmez, ani hız değişikliklerini sevmez, bakımsızlığı sevmez. Soğutma suyuna ya da yağa yapılması gereken bakımları mutlaka zamanında yapmak gerekir. Evet, tam otomatik vites kutuları da böyle. Şimdi CVT şanzımanları inceleyelim ve vites kutusu konumuza devam edelim.